Kadın doğuma nereden gittiğimizi hatırlıyor musun? Evet. İyi, aferin. Oradan gideceğiz çünkü. Değişir, hemen geliyorum. Nişonlu'yu direkt göstereyim istiyorum. Zaten tam gibi böyle pazar hastane kombini oldu. Haki bir crop giydim. Her zaman giydim. Yazın genelde bunu giyiyordum. Daha sonra crop tarzı bir hırkam var. Kapşonlu. Bunu giydim. Üzerine kot ceketimi. İlk hastaneye, ondan sonra da pazara gideceğiz. Kahvaltıyı falan yaptık. Ben bayağı bir videoyla uğraştım. Beynini hazırlanan videosu çektim. Onunla bayağı bir uğraştım. Anlamadım. YouTube'da bir sıkıntı var. Gerçekten sürekli videolara bir hata veriyor. Ve bu sadece benim başıma gelmiyor. Çoğu kişinin başına geliyormuş. Her neyse, şimdi saçımı kurutacağım. Saçımı sarmadan önce o videoda hatta bundan bahsediyordum. Urban Care'in bu spreyi sıktım. Bayağı beklettim. Şimdi açacağım. Tarayacağım. Ondan sonra kurutacağım. Üstümü falan da giydim zaten. Çünkü direkt çıkmamız lazım. Yılbaşı harcı için birkaç tane süs alacağız. Sonra eve gelip yemek yeriz. Ondan sonra spor gideriz. Bugünüm böyle geçecek. Evi zaten ben uyanır uyanmaz Seda'yla birlikte temizledim. Spora falan gideriz. Birazcık kuruttum. Taramam lazım. Bunun içine mor pozumlu spreyini alacağım. Bayılıyorum buna. Şöyle birazcık alıyorum. Elimin arasına. Saçıma iyice bu şekilde yediriyorum. Bu arada duştan çıktıktan sonra direkt cildime şu şekilde ginseng serumunu uyguladım. Herhangi başka bir şey uygulamadım. Bunu da bitirdim neredeyse. Çok az kaldı. Şimdi ucunu çıkarayım. Bir saniye. Şu büyük ucunu takacağım. Bu arada biz evden çıktık. Yani şimdi yere gitmeye çalışıyoruz. Umarım gideriz, erkenden dönebiliriz eve. Çünkü saat 8'e kadar eve dönmezsek eğer, yani ben dışarıda yemek yemeyi düşünüyorum. Öbür türlü yemek yetiştiremem ve spor salonuna yetiştiremeyiz. Normalde çok sinirliydim. Şu köşeme geçeyim de öyle konuşalım.
Normalde çok sinirliydim. Gerçekten çok sinirliydim. Her şey geçti. Biz buradan evden hevesle çıktık ve saat çok geç olduğu için dedik ki, şunu en başta söyleyeyim. Hatta bir arada 8'e doğru, 8'de eve gelemezsek, 2 saatten 8, yani 8 gibi eve gelirsek spor çok geç kalmak için dışarıdan sipariş verecektim. İşte bu döner de olabilir, lahmacun da olabilir. Başka hiçbir şey yemeyeceğiz demiştik Seda'yla. Neyse, kaç alacak şeyimiz vardı. İşte çorap falan da alacaktık. Sonra işte ben takı bakarım diyordum. Bazı şeyleri de alırız. Bir de yılbaşı süsü alırız dedik. Biz geçen sene İstanbul'a götürdük. Bizim küçüklere küçük ağaç almıştık. Onun için götürmüştük. Yani yılbaşı süslerinin fiyatlarını size hiç söylemek istemiyorum. Yemin ederim ben böyle bir şey görmedim. Geçen sene bu fiyata biz 3 kutu falan alırdık ve böyle 12'şer tane falan alıyorduk. Abuk subuk boncuk zincirler vardı. 11 TL'ye geçen sene, bu sene 49 TL miydi Seda? 47 miydi? 45. Yani 45 TL olmuş. Yani hiçbir şey alamadık. Böyle çok büyük heveslerle gittik. Bugün ağacı kurarız diyorduk. Hayaller çöp oldu kısacası. Keşke hiç İstanbul'a götürmeseydik süsleri. Şimdi yerden biz eve doğru geldik ama ben nasıl sinirliyim? Zaten açım. Bir de ben sinirliyken, hani aç olmasam bile sinirliyken çok acıkan biriyim. İlla ki vardır aranızda böyle. Allah'ım zaten acıkmışım. Sinirliyim, daha çok acıkıldım. Şimdi ne yesek ne yesek diyoruz. Canım bir de böyle benim et falan istiyordu baya böyle. Hani 3-4 gündür yemiyoruz. Bilmem et alırız diyordum, tavuk falan. Ama onu pişirmek çok uzun sürecekti. Çünkü spora gitmemiz çok geç olacaktı. Bizim yaklaşık bir yarım saat sonra spora gitmemiz lazım. 8.30-40 gibi, 8.30 ya da 8.40 gibi çıkmamız lazım ki 11'de kapanıyor. Anca spor yapıyoruz o saate kadar. Tam buğday lavaşı alayım. Sonra döner alayım. İşte kendim evde domatesli falan bilmem ne döner yapayım dedim. Migros'a gittik. Tam buğday lavaşının fiyatı 27 ya da 28 olmuş. Abi siz şaka mısınız? Yani dönerin fiyatını söylemiyorum bile. Sonra Trendyol'a girdim. Şimdi böyle büyük hevesle de anlatmak istemiyorum ama canım Trendyol'cu. Böyle laf edenleri şu an boğabilirim Trendyol'a. Sipariş verdim. Döner siparişi. İşte 70'lerde falandı. 68 olabilir. Öyle bir şeyken 45 ödeyecektim. Hatta şöyle de göstereyim size siparişimi. Şöyle. Ama gel görün ki. Gel görün ki 45 çekmemiş. Çok mutlu oldum. Yani şu an günü beni, bugün beni tek mutlu eden şey bu oldu. 27 TL çekmiş. Diyeceksiniz ki hava puanı falan vardır. Çünkü bizim gruptan falan arkadaşlarım da şöyle böyle hadi böyle dedi falan. Umarım zehirlenmeyiz diye. Hayır, puanım yoktu. Bir şeyim yoktu. Büyük ihtimalle indirimin ekstra indirimi varmış. Ben öyle düşünüyorum. Sepette de ayrıca indirim varmış. Çok iyi ya. Tabii şimdi gelene kadar da bir şey demek istemiyorum. Çok iyi falan da demeyeyim ama fiyat şu anlık çok iyi. 2 dürüm. 2 patates ve 2 ayran. Seda diyor ki ava diyor ya tek menü olmasın diyor. Umarım değildir çünkü ben ikişer tane aldım. Yani günün tek güzel şeyi bu oldu sanırım. Çünkü gittik ve eli boş döndük. Hiçbir şey alamadık. Her şey kursağımızda kaldı. Şu an açım ve açlıktan gebereceğim. Bir şeyler yemek istiyorum bir an önce. Ondan sonra hazırlanıp toparlanıp spora gitmek istiyorum. Geldikten sonra da ağaca bakarız. Hiç süs var mı yok mu onlara bakarız. Ben şey dedim mesela böyle çeyizlerimi yavaş yavaş alırım çünkü her şey çok pahalanıyor diyordum. Bu gittiğimiz yerde şimdi yerde markasız bir fincan takımı 250-300 TL arasıydı ve o kadar da güzel değildi. Çok şatafat, çok garip bir şeydi. Bunlar bile çok fazla ya. Geçen Philips'in bir şeyine bakıyorum 4000 küsür. Yani küçücük bir alet ya. Annemler yeni buzdolabı almışlardı eve. 6000'e mi ne almışlardı. Şu an geçen gün sormuşlar aynısını 9000 küsür olmuş. Ne yapacağım ben? Ben ne yapacağım? Bunların hepsini nasıl alacağım ya? Çok pahalı. Bir de burada yaşarken hem onları almak hem burada yaşamak biraz zor gelecek galiba artık. Bilmiyorum ne yapacağım. Neyse artık. Yemek gelsin. Bir şeyler yiyelim. Çünkü çok acıktım. Çok fazla acıktım. Daha havuçları soyacağım. Kavanoza koyacağım. Bunları soyacağız. Suda bekleteceğiz. Hala gelmedi ya. Gel artık. Hadi bir şeyler aç izleyelim bari. Durdursana be. Arkadaşlar sakin oluyoruz. Menü tam geldi. Tadı nasıl acaba? Adam suratıma baktı herhalde para isteyecek sandı. Ben ödedim ama aslında internetten. Sonra bir şey demedi. Ay bize yolda ne oldu bu arada? Şimdi yere gidiyorduk ya. Manyak ama ya. Ben çok korktum ya. Birisi geldi önce dedi ki benim bir tıkanım var. Hani var ama yani biraz kıvasında bir şey var. Bir de korktum ya. Gelişi yine gördü. Tıkanmıyor. Ben görmedim. Benim bir tıkanım var. Beni takip edin. Neyse biz şimdi çıkıyoruz. Artık gelince görüşürüz. Sporda çekemiyorum çünkü. Hayır, malum. Niye çekmiyorsun?
Yok ya, çok bakan ya. Yani çok rahatsız olurlar. Akla çıkarlar sonuçta. Ama sen o ip atladığınız anda çekebilirsin kimseye yani. Aynen, ip atladığınız anda çekebilirim aslında. Bacağım kaşınıyor ya. Neyse artık görüşürüz. Çok geç kaldık çünkü spora gideceğiz. Bay bay. Geldik ve gidiyoruz. Berbat derece yorgun hissediyorum. Yani bugün de kuşbanına yürümediğim halini düşünün. Çünkü çok fazla yürüdük. Aynen, şimdi geri gidiyoruz. Çünkü kapanıyor. Ay saçlarına bak. Anam anam anam. Böyleydim. Yani gelirken tabii ki de böyle değildim. Spor yaptığım şey vardı ama şu an böyleyim. Gidiyoruz. Bu arada biz eve geldik. Ben de çamaşırları attım. Şovları halledim. Ondan sonra kendime geleyim. Biraz konuşurum. Çünkü geldi. Ciddi anlamda çok yorgunum. Kiraz sapı çayını demledim. Tabii bende bir kurt var. Kaşınıyorum. Ne yapsam ne yapsam gece gece. Buna göre bir şeyler yapıyorum. Geçen sene limonlu kek yaptık. İğrenç oldu. Hospital deneyeceğim ama ne kadar kötü olur ama öyle olur. Kısımı seseklemek istemedim. Çünkü aptallığımı direkt kendim anlatmak istiyorum. Neyse kızlar, ben geçen yine bu şekilde limonlu kek yapmaya çalıştım. Canım gerçekten çok istiyordu. Yumurtalarımı kırdım. Balımı ekledim ve sonuç iğrençti. Yani yenilecek gibi değildi. Bugün tekrar heveslendim. Sanki o günden hiç utanmamış gibi, yapabilecekmiş gibi. Yine yumurtamı kırdım, balımı ekledim, sütümü ekledim. Yani sonucun güzel olmasını bekliyorum. Ama sonuç beklediğimden daha da kötü oldu. Yaptıklarımın hepsi çöpe gitti. Hala şu an hala hevesleniyorum. Ya şu an dönüp bu kıza demek istiyorum ki bırak, uğraşma, yapamayacaksın. Neyse, kiraz sapımı yaptım. Kiraz sapı güzel oluyor bu arada. Ve şey değil, böyle hazır poşet değil. Kiraz sapını normal alıyorum. Poşet kayısı çayı ekliyorum ve birlikte demliyorum. Bu arada çayın tadı cidden güzel. Kekin haline bak. Hele hele sonuca bak. Çıkmıyor. Altı zaten yanmış. Üstü hamur. İçi pişmemiş. O kadar iğrençti ki. Yani ben ama hala o kadar pis boğazım var ki. Yemek için tekrar tekrar uğraşıyorum. Utanmadan kesiyorum. Sonra ne yapıyorum biliyor musunuz? Üzerine bir de bal ekliyorum. Sözde yiyebilecekmişim gibi. Sonuç cidden kötüydü. Bir felaket tarifin daha sonuna geldik. Umarım buraya kadar keyifle izlemişsinizdir. Kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Beni desteklemek için videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşürüz.